Menderes ve Nuriye çifti bizimle beraberler. Kayıp kızları için programa başvuruda bulundular. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz programa? Afyonkarahisar'dan. Afyonkarahisar'dan geliyorsunuz. Kızınız kayıpmış. Evet. Kızınız Burcu Dönmez. Evet. Evli ve iki çocuk annesi. Evet. Normal şartlarda kızınız Afyon Sandıklı'da yaşıyor. Köyünde yaşıyoruz. Ara tatil olduğu için kayınvalidesinin yanına İzmir'e gidiyor. Evet. İzmir'den de evine dönecek ama 17 Kasım tarihinde dünürleriniz size haber veriyor. Evet. Ne diyor? Sabahleyin biz hayvanlarımıza falan bakıyorduk. Telefon etti. Ne ediyorsun dünür dedi. İyi ne yapıyorsun sen ne ediyorsun? Hoş, kızımızı bekliyorduk. Akşamdan aradı bizi, bizim kız. Benim kız aradı. Baba sabah beni terminalden... Sabah 9.30'da biniyorum. Hı. Beni terminalden alabilir misin diye. Alırım kızım dedim. Tamam dedim. Ve biz onları orada 9.30'da bindirecek dünür. Biz de saat kaçta inerse terminalden alacaktık. Ve bunu bekliyoruz. Hani çoluk çocuk heyecan içinde çalışıyoruz falan. Dünür aradı. Dünür ne yapıyorsun? İyiyim dedim. Çalışıyoruz işte hayvan falan. Ya sana acı haberim var dedi. Ne dedim? Burcu'yu kaybettik. Ne diyorsun dedim. Burcu'yu sandınız. Ya ne diyorsun dedim. Ben öldü zannettim. Öyle değil dedi. Sabahleyin dedi. Beşte dedi. Kalkmış dedi annesine. Kayınvalidesinden ötürü annesine demiş ki anne ben 7'ye kadar uyuyayım. 7'de kaldır beni. Demiş dedi. Biz de ben de dedi işten biri 20 gece geldim dedi. Sabahleyin 7'de kalktık. Çoluk çocuk işte elimize yanıyorduk. Burcu yok dedi. Herhalde daha kalkmadı. Şöyle uzandım dedi yat odasına baktım. Çocuklar uyuyor ama Burcu yok dedi. Öbür odalara da yatabiliyor dedi. Gittim öbürlerine de baktım. Yok dedi. Ya Burcu yok. Ora baktık, buna baktık. Burcu yok. Akşamdan bir gün önce elbise aldım, ayakkabı aldım. Parası duruyor, kimliği duruyor, çantası duruyor. Hiçbir şey değildi. Sadece... Bir camacık gidiyor. Kılık kıyafetini alıyor. Çocukları almıyor. Babaanne... Onları da almıyor. Hiçbir şey alıyor. Hiçbir şey almıyor. Çocukları babaanneye bırakıyor ve ortadan kayboluyor. Babaanneye bırakmıyor. Orada 6-5-7 arasında balkonları alçak. Evin balkonu alçak. Yani balkondan mı kaçıyor? Balkondan götürüldüğünü düşünüyoruz biz. Biz götürüldüğünü düşünüyoruz. Kaçırıldığını düşünüyoruz. Şu anda kızım yoksa benim çocuklarına parçalanır. Ama bu arada biri kaçırmış olmalı. Yani kızınızı kaçırdığını düşündüğünüz kişi kim? Ali Akay. Bu isme nasıl ulaştınız? Bu isme nasıl ulaştık? Şimdi o telefonunu elindeyken tahminim dışarı çıkmış. Onu yakıp açıp götürdüklerini düşünüyoruz. Ulaşamadık. 2-3 gün ben dünürlüğümden şüphelendim. Dedim bunlar bunu bir şey yaptılar çünkü mantığıma yatmıyor. Çünkü gitçi olsa elbiseleri, ayakkabıları, parası var, çanta, eşyaları, ayakkabı giyinip öyle gidecek. Bu benim 2 gün onlara demesem bile içimde sürekli bunlar bir soru işareti var. Bir soru işareti yaptı bir şey diye düşünürken dünürüm buradaydı ya, damat köydeydi. Dünür buradan aradı ben işte yarın geliyorum. Cumartesi gün gece geldi. Dünür dedi geldim gel yakın köylüyüz biz. Aynı köylü değiliz. 2-3 kilometre aramız. Yakın köylüyüz. Dünür dedi gel konuşalım. Dedim sen buraya gel. Ben niye geliyorum? Bir şeyler koptu. İçimde kızgınlıklarım var. Hani neden? Sen bir şey yaptın. Sizin yanınızda Ali. Sizinle beraber kaldı. Tam döneceği gün ortadan kayboldu. Siz benim kızıma bir şey yaptınız. Yaptınız. Çünkü çıplacık kız kaçar mı kaçmaz. Mantığı uygun değil. Ya öyle değil dedi. Nasıl? Sen dedi gel dedi benim damadın adı da Mustafa, oğlanın adı da Mustafa. Dedi damat dedi torunun telefonundan bir telefon numaraları yakaladık dedi. Tamam dedim ben anlamam ama oğlanı yanıma aldım hani ve gittik. Yani onu, kızınız oğlunun telefonundan biriyle yazışıyor. Kendi oğlunun telefonundan. Kendi oğlunun 3 yaşında oğlunun telefonundan yazışıyor. Yazıştığı ama, kişi Ali Akay mı? Ali Akay. Son yazıştığı Ali Akay. Ali Akay'a gelmeden önce benim kızım, benim anladığım, şimdi anladığım takıntılı. 8-10 kişiyle yazışmış. Çünkü neden? Daha sonra şey yapıyorlar, devam ediyorlar aramaya. Kimine Merve'ye demiş, kimine Tuğçe'ye demiş, kimine Aşık'ın, kimine Fatma'ya demiş. Köyde oturduğu yerde bunlara sürekli yazmış. Yani aşk yaşayarak gitmişliği yok. Sıkıldığında Esra Hanım, hani köyde durduğu için... Ya teyzeciğim bari kendine meşgale bulsaydı. Kendine zaten şey ne oluyorsa can onu. Sıkıntısından, hobi boşluktan oluşuyor ya. Hobi gibi senin canın sıkılmıyor mu? Sıkılıyor. Sen sıkılınca giriyor mu kendine ben Ayşe'yim, Fatma'yım diyor musun? Ne? Yok demiyormuş. Demiyorsun. Öyle gibi yapmış. Sahte isimlerle, insanlarla. Evet. Bu alakaya da buraya gitmiş... Demiş ki benim anladığım şeyde ben demiş benim babam İzmir'de oturuyor evliyim dememiş. Bekarım demiş. Bekarım demiş. Benim babam İzmir'de oturuyor. Çocuklara da 9 gün okul tatili verildi ya.
Okul tatilinde İzmir'e gitti kayınpederinin yanına. Ona daha önceden nerede oturuyorsunuz falan, öbür çocuk İzmirli. İşin kurdu. Sen şurada oturuyorsun, adresi çaktırmadan bunu elinden almış. Siz kızınızın gerçekten kaçırıldığını mı düşünüyorsunuz? Tabii kaçırıldığını düşünüyoruz. Bizim kızımız yumuşak, korkak, yüreksiz. Çocuklar için parçalanan biri. Yani çocuklar için dünyayı siler. Silmiş ama çocuğun telefonundan da başka insanlar. Menderes abi, Nuriye teyze, siz kızınızı aramaya geldiniz. Evet. Kızınızın kaçırıldığını düşünüyorsunuz. Evet. Bu Ali Akay'ın kızınızı kaçırdığını iddia ediyorsunuz. İddianız bu yönde. Evet. Biz daha az sonralara girdik. Yani program başlarken işte konularımızla ilgili bazı bilgiler giriyoruz ya, betereler. O dakikada kızınızı bulduk. Bittik biz bir günlerce bittik akraba bittik biz. Ama korkusundan kaynaştırmıyor aileler. Çok tehlikeli, biz gördük, gittik, araştırdık. Üç gündür, iki gündür İzmir'e gelmedim. Semti, sokağı kalmadık. Yayan, aç karnı. Kızınız gayet sağlıklı, gayet iyi. Şu anda evine dönüyor. Tamam, sakin. Eve dönüyor. Vallahi eve dönüyor. Dur. Bittik biz. Burada ben nerelere çıktık geldik biz. Bittik biz. Dur. Suve. Dur. Veriyorum, bir dakika. Dur. Suve. Abla, ne oldu? Bir yudum suyu. Tamam, bir yudum. Bir yudum. Gözün aydın. Sevinçten. Çok iç, bir daha iç. Rahatla. Sen bunu Allah hayal ediyordun. Tamam, otur şuraya. Yerine otur. Yerine otur dediğim gibi. Ben sana yatağım. Yerine otur. Ya. Yalnız sizden korkusuna döndüm. Ben size söyleyeyim. Bizim buralara el atacağımızın hesabını yapmadı burada. Arkasından bizi takip edeceğimi düşün, yani uğraşacağımızı düşünmedin. Allah razı olsun. Onları yem edeceklerini zannettiler. Ettirmeyeceğiz. Hiç. İki tane çocuğu kaldı. Benim kızım bilinçli değil. Sadece aptal. Bir şeyi bilerek yaptığından değil. Biz biliyoruz, çocuğumuzu tanıyoruz. Onu öyle edince ölecek, hiç adres verilir mi? Onu bağlayıp paça götürdüler. Ay çok sinirlerim bozuldu. Çünkü biraz önceki anne babanın da derdi aynı. Siz hem bu halini görünce daha çok üzülüyorum. Abi akraba abi, bilsek biz neler çekiyoruz. Biz var ya, sen ya biz hayran ediyorum. Çok iyi kızım, dönüyor şu anda. Dönüyor mu? Dönüyor. Hemen bir yeni, şu an ekip arkadaşlarım bir bilgi versinler bana da. Evet, şimdi hani en azından telefona bağlayalım. Bir bağlayalım, biz de duyalım da kızımızı, şu çocuğumuzu. Yavrum, biz sana ne yaptık? İnan Esra Hanım. Hele bunu bir severim. Melek gibidir bu. Bu sadece biraz da hani, İşlenmemiş. Evet, biraz da şöyle de bir şey var, küçük bir şey. Yani ben dünürlerde bir şey şikayetçi olmak istemiyorum. Ancak damat son zamanlarda, yani son zamanlarda dedi, belli bir süre sonra nereden çıktı bilmiyorum. Köy yerinde. O kadınla konuşma, buna gitme, giy elbiseyi şurada. Zaten köy yerinde nasıl elbise giyilir? Ya şimdi bu aile hayatı içerisinde birbirine aşırı derecede müdahale. Yani inançlar konusunda hiç kimse kimseye böyle bir baskı yapamaz. Herkesin dini kendine, herkesin inancı kendine. Evet. Fakat bu baskının sebebi sosyal medyadan birini bulup kaçması değil. Biz savunmuyoruz. Onu savunmuyorum kesinlikle. O ayrı şeyler ama şimdi önce bir kızınıza alo deyin. Hadi alo. Burada telefon. Alo. Baba. Güzel. 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 Güzel
Baba. Kızım neredesin? Abimin yanındayım baba. Köyde mi? Sandıklı'dayım. Eve gidiyoruz. Oo, sen... Ay yavrum benim. Onlar koyvattıracağımı biliyordum ben. Çünkü buralara nasıl buldum geldim bu yolları biliyor musun? Kolay mı buldum ben buralara çıktım geldim? Sen nasıl kolay mı bulunuyor bu yollar? Biz İstanbul'a ömrümüzde gelmedik. Tamam kızım. Tamam, biz... baba ağlama. Anne sakin ol geldim de. Tamam kızım, sen tamam. Duyduk tamam. Tamam gerisi kolay. Sizi tamam, hiç bekletmeyeceğim. Hemen uğurlayacağım. Dilerim bir daha yaşanmaz. İnşallah. Dilerim böyle bir acıyı yaşamazsınız. İnşallah. Böyle bir üzüntüyü, böyle bir çaresizliği yaşamazsınız. Dilerim hiç kimsenin evinde, ailesinde, ilişkisinde problem olmaz. Ben konuk bulamam. En büyük duam bu. Amin. En amin. Büyük duam sen bu. Ne insansın ki? Yani şu anlamda diyorum. Kudretin nedir ki? Biz bu, senin adını duyunca biz bunlara çok gittik. Oralara, o arkadaşlardan isimler bulduk. Yalvardık. Polise gittik. Polis benim yetkim yok diyor abi. Benim hiç yetkim bura kadar diyor. Adam haklı. Kanun bu. Biz onların grup arkadaşlarına, neydi o derneklerine, sen anlıyorsun. Derneklerine, oralarına, buralarına hep gittik. O insanlara rica ettik. Yok ya sen ne diyorsun? Şu anda Esra Erol'un adını duyuldu. Akşam. Görev var, duyurma dedi. Evet, sizin şu anda reklama veya neyse o çıktı. Hemen vazgeçti, anlaşıldı bu işin. Gözünüz aydın. Allah razı olsun. Sağlam olduysa, yardımcı olabildiysen ne mutlu. Ama dileyim yani hiçbir anne baba şu kapıdan girmesin. Hiç böyle İnşallah. Bir acısı olmasın. Amin. Diğer konuklarım gibi gelin size izleyin ama ve gidin. İlla çok giriyoruz üzülüyorum. Ki bize de biri sizler lazım. Sizler için de çok üzülüyorum. Bunu dile getirmek, söylemek. Çok zor yani çok da kolay bir şey değil. Yani evet. Aynı acıyı buradaki ailem evet, de yaşıyor. Onlar da yaşıyor. Aynı Suna içeride. Suna benzeri Ercan abi evet. De yaşıyor. Hayatımızda evliliğimizde ne yaşarsak yaşayalım bir sığınacağımız ailemiz olması çok önemli. İki, var olan sorunu başka birine kaçarak çözmek yerine gerekli kurumlara gidip başvuru yapmamız yeterli. Öbür türlüsü size de çocuklarınıza da hayatınıza geleceğinize de maddi ve manevi anlamda zarar. Evet. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Öpüyorum sağ olun. Saygıyla ben sizi Afyon'a davet ediyorum. Bekliyorum. Sağ olun. Hadi. Öpüyorum.